buradan tüm hemşerilerimin Ramazan'ını kutluyorum. Allah tutukları, oruçları kabul etsin. Amin. Şimdi Eskişehir'de tarih yazıyoruz açıkçası. Çünkü Eskişehir böyle bir CHP'nin kalesi gibi gözüken bir yer. İşte 25 yıldır aynı kişi tarafından yönetiliyor. Ancak tabii hemşerilerimiz son iki dönemdir belediyenin hizmetlerinden hiç memnun değil. Ve benim de Eskişehir'de orada doğmuş, büyümüş, iliklerine kadar Eskişehirli ve Eskişehir sporlu olarak bilinen birinin aday olması tabii hemşerilerimize bir heyecan getirdi. Ben de hani yerinde duramayan bir insanımdır. Hep böyle sahadayım, çalışırım. Hayatımda üniversite mezun olduğumdan beri 97'de hiç durmadan çalıştım. Çok çalışkanımdır. Tabii siyasete girdikten sonra da hep yerel siyaset üzerinde çok çalıştım. Projelerimiz çok beğenildi. Eskişehir'in gerçekten eksiklerini çok iyi anladığımız ortaya çıktı. Tabii ben projelerinize dolayı, baktım. Evet. Eksikler var. Öyle mi? Mesela şöyle bir projeniz yok. Verecek şimdi arkadaşlar. Veriyor musunuz arkadaşlar? Ömer. Bir fotoğraf vereceksiniz. Şimdi siz de merak ediyorsunuz değil mi? Nasıl tabii, bir proje? Evet. Nasıl bir eksiği heykel var? Olabilir. Ya. Çekirdek çitleyen, af buyurun, eşek. Evet. Bunu niye gündeme getirdim? Bunu şu yüzden gündeme getirdim. Siz de şimdi diyeceksiniz ne alaka falan. Evet. Eskişehir deyince akla işte heykel ve çekirdek, bu çok olay oldu yani. Çekirdek evet. Çitleyen. Yapacak mısınız siz de heykel? Var mı yani, ihtiyacı? Ama ihtiyacı kalmamıştı. Yani. Lansmanımızda açıkladığımız bir heykel projemiz şu an için yok. Çünkü hani heykellere karşı bir insan, sanata, kültüre karşı bir insan değilim. Ancak şöyle bir şey var. Heykellerin ve kültürel faaliyetlerin anlam kazanabilmesi için şehirdeki tüm hizmetlerin dört dörtlük çalışıyor olması lazım. Yani önce hemşerilerimizin hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran, geçim sıkıntısına bir merhem olacak hizmetlerin tam anlamıyla sadece belli bir bölgede değil, şehrin tamamına yayıldığında bu şehirde artık heykelde bir anlam kazanır. Ben olaya öyle bakıyorum. İnşallah heykeller de yaparız ama ondan önce yapacağımız çok şeyler var. Önce onları bir bitirelim. Hemşehrilerimiz bir trafikten kurtulsun. Bir su probleminden kurtulsun. Eskişehir Spor'u bir Süper Lig'e çıkaralım. Ondan sonra diğer işlere bakacağız. S-S-S-K-K-K. Gerçekten tam burada yani şimdi yani siz adaysınız ve Eskişehirlisiniz. Evet. Evet. Eskişehir'in neyi eksik ki yani ben yapacağım dediniz. Yani mesela üç temel mesele olarak gördüğünüz ne var ve buna öneriniz ne? Ben onu merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben adaylık sürecimde, daha adaylığım resmiyet kazanmadan önce Türkiye'nin 3 büyük araştırma şirketine Eskişehir'de saha araştırmaları yaptırdım. Ve bu saha araştırmaların sonucunda da çıkan sorunların %70'i ağırlıklı belediye hizmetleriyle alakalı. Mesela hayat sıkıntısı çok aşağılarda çıktı. Yani ağırlıklı çıkan birinci sorun trafik, ikincisi kentsel dönüşüm, üç su, işte dört kaldırımlar, yollar, bu tür belediye hizmetleriyle alakalı çıktı. Biz de bütün projelerimiz, zaten ben Eskişehir'de yaşayan bir insan olarak bunları zaten biliyordum ama bir de bunları bir kurumlara onaylatmam gerekiyordu. Şunu duyduk. Evet. Es geçmeyelim orayı. Sizler de duydunuz. Olay oldu hatta. Evet. 25 yılda 24 daire. Daire. Evet. Bak 25 yılda hani 25 olsa yılda bir tane falan dersiniz evet. Ama yani latife yapıyorum tabii ki. 25 yılda 24 daire kentsel dönüşüm. Hakikaten bir fecaat değil mi? Yani, ya, şimdi şöyle bir şey var. Biz bunu aslında bunun örneğini Hatay'da bir yıl önce yaşadık. Geçen hafta bizim ÖSAS Eki Bakanımız geldi Eskişehir'e ve bir anısını anlattı. Tabii bu aslında bizim söylediklerimizi onaylayan bir konu. Yıllar önce işte kentsel dönüşümle ilgili Hatay'a gittiğinde bir mahallenin kentsel dönüşümüyle ilgili bir insanları ikna etmek için bir toplantı evet, yapılıyor. Ve o toplantıda şu anki belediye başkan adayı da orada ve bu provokatörlerin arasında birisi itiraz geliyor. İtiraz ediyor, yapmayalım istemiyoruz falan.
Emek ama, Mahallesi. Evet, Emek yani Mahallesi. Bu kentsel dönüşüm orada yapılamıyor. Bakanımız depremden sonra aradığı yerlerden bir tanesi de orası. İlk aradığı yerlerden bir tanesi ve o mahallenin tamamen yok olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bilime karşı gelmek yani aptallıktır bence. Yani bu duygusal davranılabilecek, ötelenebilecek, ertelenebilecek bir konu değil. Mesela bir park yapma işi belki bir yıl ötelenebilir. Belki iki yıl ötelenebilir ama kentsel dönüşüm ötelenemeyecek kadar önemli bir konu. Bu Eskişehir'de ne durumda şu anda? Şimdi şöyle bir durumumuz var bizim. Şimdi dediği gibi 25 yılda sadece 24 adet daire. Yani ben bunu söylüyorum. İlk bunu televizyonlarda söylerken ya 24 bindir o veya 24 apartmandır, 24 sitedir falan, yok öyle bir şey değil. İşte 1, 2, 3, 4, 24 adet daire yapıldı. Yani bu gerçekten karne notunu verirsek kentsel dönüşüm olarak yani sıfır demek not olacak. İhtiyacı yok Eskişehir'in. O öyle midir yani? Yok. Şimdi Eskişehir'in çok büyük ihtiyacı var. Hatta son dönemlerde Naci Görür hocamız da Eskişehir'le ilgili açıklamalarda bulundu. Biz de bu konunun uzmanlarıyla bu konuyu konuştuk. Eskişehir'de iki tane fay hattımız var şehir içinden geçen. Ve bu fay hatlarının şöyle bir sıkıntısı var. Bizde zemin sıvılaşma sorunu var. Yani içimizden porsuk geçtiği için. Onun için biz 6-6,5 civarında bir deprem olduğu takdirde bunu 7-7,5 hissedeceğiz. Böyle bizim bir sorunumuz var. Onun dışında bir de bizim... Kaybedecek vaktiniz yok. Evet, yapı stoğumuz çok eski. Yani 277 bin, 300 bin civarı yapımız var. Bunlardan 150 bin tanesi bu 99 depremi öncesi, yani deprem yönetmeni öncesi yapılan binalar ve çok eski binalar. Ya bunların hızlıca dönüşmesi lazım. Bu bir hayat mamak meselesi. Rakam belli mi? Ne kadar bina? Ya şimdi şöyle işte 100 binin üzerinde. Şimdi buradaki ana konu şu, bunların hani hepsinin bir anda dönüşmesi mümkün değil. Bunlara yıllara sari, özellikle 99 depreminden sonra bu işin ciddiye alınıp bu işin hızlıca dönüştürülmesi lazım. Ancak yani bu bizim Büyükşehir Belediye'miz tarafından çok dikkate alınmadı. Tabii şunlar da var bizim sıkıntımız. Mesela TOKİ Eskişehir'de binlerce konut yaptı, teslim etti. Çok da memnun oturan hemşehrilerimiz. Ancak bizim son dönemlerde, özellikle son 10 yıldır hükümetimizin Eskişehir'e yapacağı yatırımlar belediye tarafından engelleniyor. Nasıl? Allah Allah. Ya mesela ya, şöyle bir şey var, ben bunları biraz açayım. TOKİ Odunpazarı bölgesinde yeni konutlar yapacaktı. Belediye ne yapıyor? Bunların imarına, yerine ne yapıyor? Mahkemeye veriyor. Ha sonuçta bu konutlar yapılıyor ama ne oluyor? Gecikiyor. Mesela şu anda 3 yıl, 4 yıl gecikmiş TOKİ'nin konutları var. Şimdi biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani burada hükümet buraya yatırım yaparsa hükümetin karnesine artı yazar. Biz belediyelerde, seçimlerde sıkıntı yaşarız. Bakış açısıyla yapıldığı için Eskişehir'e hükümet yatırımlarının engellediğini görüyoruz. Şimdi bu aynı zamanda bizim şehir hastanesi yapımında da gördük. 5-6 yıl önce devreye giren şehir hastanemiz ilk yapılması istendiğinde, başlandığında proje, bütün Büyükşehir Belediyesi ve alt belediyeler, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler arasında bu büyük bir kampanyaya dönüştürdü. Eskişehir'de böyle bir yatırıma ihtiyaç yok. Eskişehir'de bu hastaneye ihtiyaç yok. Ne alakası var böyle büyük bir hastaneye? Ama bu hastane yapıldı, 1150 yataklı, çok muazzam bir hastane. Ben milletvekili olduktan sonra kamu kuruluşlarını geziyorum. Hani ben sanayici olduğum için bizde şöyle bir mantık vardır. Hani o gün hasta bile olsan oraya, ofisine gideceksin, senin orada olman bile yeterlidir. Ben bunu bir düstur olarak edindiğim için Eskişehir'deki kamu hastanelerinde geziyorum, bakıyorum hani hemşehrilerimiz memnun mu, hizmetlerde bir aksama var mı? Gittim bu hastaneye. Bu Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarının dediği, gerek yok dediği hastane 1150 yatak komple dolu. Dolu. Çünkü biz sadece Eskişehir değil, orası bir bölge hastanesi. Afyon'dan, Kütahya'dan, Bilecik'ten, Bozüyük'ten de vatandaşlar geliyor. Ve biz 850 yataklı bir hastane daha yapacağız şimdi inşallah. Şimdi bu şehir hastanesi yapılırken o kadar büyük engellemelerle uğraştı. İşte ne yapıyor belediye? Hemen ruhsatına, imarına, işte şeyle itiraz ediyor, mahkemeye veriyor. İdare mahkemeye gidiyor, bilmem yani ne. Şimdi müteahhit orada döküm sahası arıyor. Döküm sahası vermiyor. Harfiyat yapacak adam nereye dökecek? Ya bunu vermedi aylarca. Son hastane bitti.
Belediyenin yapması gereken yollar var. 15 ve 25 metrelik. Bu yolları yapmıyor. Açılmasın hastane. Sonra ne yaptı? Karayolları mecburen onun sorumluluğunda olmamasına rağmen, belediyenin sorumluluğunda olmasına rağmen karayollarımız bu yolları yaptı. Hastane açıldı. Ve çok komik bir durum. Bu hastane açıldıktan sonra pandemi biliyorsunuz oldu. Ve o pandemide binlerce vatandaşımız, hemşehrimiz orada şifa buldu. Yani biraz yani, bu herhalde genetik kodlarında evet, var. İstanbul'da evet. aynısı oldu ya. Evet. Hani Çamsaklı Hastanesi'nde. Trajikomik bir durum daha anlatayım. Yılmaz Büyükerşen de Covid'de rahatsızlandı. Ve bu hastanede şifa buldu. Yani yaptırmak istemedi. Hastanede şifa buldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.